Hocam yarın Miraç Kandili, yarın akşam. Evet. Onu da hatırlatalım işte. Bugün Recep-i Şerif'in 25'i, yarın 26'sı. 26'yı 27'ye bağlayan gece, 27. gece oluyor, gece önce geliyor. Recep-i Şerif'in bugün 25'i, yarın 26'sı. Mübarek geceler bir gün öncesinin öğle namazından sonra başlar. Yani Miraç Kandili yarın salı günü öğle namazından sonra başlıyor. Nereye kadar? İmsak vaktine kadar. İstanbul'da da imsak işte 3'ü 5 kaçana kadar falan. Bu gecesi oluyor. İmsaktan sonra da gündüzü başlıyor. Ertesi gün yani çarşamba günü de Miraç Kandili'nin gündüzüdür. Güneş batana kadar. Peki oruç ne zaman tutulur? Oruç gündüzünde tutulur. Peki efendim bir gün önce hani gecesinde de aynı şekilde tutulabiliyor mu? Tutulabiliyor ama kandil günü tutacaksak, kandil günü tutacaksak Miraç Kandili'nin gündüzü çarşamba günüdür. Salı değil. Yarın akşam Miraç Kandili'dir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dünyadan Mekke-i Mükerreme'den alınarak Kudüs'e, oradan da ruh ve beden beraberce 7 kat gökler geçildi. Cennet ve cehennem Peygamber Efendimiz'e bizzat gösterildi. Ve bizim anlayamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz ve izah edemeyeceğimiz şekilde Allah-u Teala'yı zaman ve mekan kavramının, mefhumunun olmadığı, işte dünyada bunu anlayamıyor. Ha, bir tanesi de mail yazmış, göndermiş. Siz diyor, haber ediyor, Miraç iman işidir, akıl değil diyorsunuz diyor. Yani niye ki diye Allah-u Teala akıl vermiş diye akılla bunlar izah edilemez mi diye böyle basite kaçmış olmuyor musunuz falan. Ya Allah-u Teala önce akıl versin sana da sonra onun şekilde bu şekilde söyle. Nasıl izah edeceksin ki akılla? Bir insan Mekke-i Mükerreme'den alınıyor. İnsan bu. Dünyada yaşamak üzere yaratılmış. Organlar her bakımdan aynı şekilde bütün her şeyleri ona göre yaratılmış. Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten 7 kat göklere götürülüyor. Eğer akıl kafi gelseydi Mekke'li müşrikler inkar etmezdi. Akıl kafi gelseydi 72 bidat fırkası burada sapıtmazdı. Ve 72 bidat fırkası Kudüs'e kadar olan kısmını inkar etmiyor. Oradan öbür tarafa ruhen diyor. Oradan öbür tarafa ruhen diyor. Niye? Akılla izah etmeye kalktı. Dolayısıyla bu iman işidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gittim ve geldim buyuruyor. Gittim ve geldim. İnanmaktan başka çaresi yok. Hemen beni izah eder. Nasıl izah edeceksin? Öyle söyleyenler bu ışınlama hadiseleri falan oluyor ya filmlerde. Diyelim ki gerçek olsun yani. Ama bu ışınlama da değil Peygamber Efendimiz. Değil tabii. Yani bu ışınlama da değil. Bütün olarak gidiyor geliyor evet. Beden olarak. Ve bir vasıtaya da biniyor. Burak isimli bir vasıtaya da biniyor. Kabe-i Muazzama'da bir de ameliyat geçiriyor. Yani hazırlanıyor Peygamber Efendimiz. Bedenen de ruhen de hazırlanıyor. Ruh ve beden beraberce gidiyor. Orada Allah-u Teala'nın kudretine inanmaktan başka çare yok. Bunu en iyi kavrayan ve anlayan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anh hazretleri oldu. Duyar duymaz o söylese doğru söyledi dedi çıktı. Bu iman işidir, akıl değil. Akıl olsaydı Mekke'li müşrikleri inkar etmezdi. Çünkü Mekke-i Mükerreme ile Kudüs arası 2500 kilometre. Adamlar akıllarına vurdular. Olmaz dedi bu. Ha şimdi adam 15 asır sonra oturmuş. Efendim diye bunu diye akılla izah edebiliriz. Diye. Aklında belli. Tabii aklın belli bir sınırı var. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki akıl bir büyü yani bir peygamberi veya o peygamberin varisini görünceye kadar işe yarar. Ondan sonra da aynı şekilde orada işe yaramaz. Akılla her şey çözülmez. Akıl her şeye girmez. Akıl tabi olur. Ha dünya işlerinde aklını kullanırsın. Cenab-ı Hak dünyada kalacak kadar orada kullanırsın. Ama ahiret işlerinde akılla çözülmez. Mesela kabirde azap ver diyor. Gidiyorsun bakıyorsun. Adam hareket etmiyor. Bir müddet sonra gidiyorsun. Ceset çürüyor. Nasıl izah edeceksin bunu? Akılla. Ne alakası var bunun? Zaten akıl terazisine vuranlar bu Miraç hadisesini reddediyorlar. Reddediyorlar. Ucundan. Kimse bir şey diyemedi zaten. Ha, tabii. Ucundan. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in dışında. Diyemedi tabii. Orada iman edenler de vardı. Akıl öyle. O işte yani. Onun için de efendim işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki akıl ediniz. Evet. Sana değil ama bana değil o. Sana değil, bana değil. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri akıl etti. En çok akıllı oydu. Ondan sonra dedi ki bu zat Allah-u Teala'nın peygamberidir. Dolayısıyla bundan sonra benim aklıma ihtiyacım yok. Çekti kenara koydu ve tabi oldu. Onun için de yükseldi. Onun için de yükseldi. Ayet-i kerimeleri kendi kafasına göre yorumlayınca Allah-u Teala korusun hadis-i şerif var. Kendi kafasına göre akıllıyla yorumlamaya kalkacak olursa kafir olur. Veyahut da bir hadis-i şerifte de cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Hem aklın hiçbir değeri ve kıymeti yok mu? O ayrı bir mesele.
Bunlar bu meseleyi anlayamıyorlar ve kavrayamıyorlar. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunmadığı için öyle bulanık, zihinleri bulanık. Ve işte efendim işte Kur'an-ı Kerim'de akılla böyle diyor da falan ya. Ortada bir gerçek var. Nasıl aynı şekilde izah edeceksin ki o günkü Mekkeli müşrikler, mesela Ebu Cehil temelli kafasız bir adam değil ki. Mekke müşrik sisteminin lideriydi. Müşrik devletinin devlet başkanıydı. Sıradan bir adam değil ki. Sıradan bir adam değil. Ve o zamanda yaşayan, hatta iman edip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün miracını anlatınca mübarek olsun diyemediler. Niye? Akıl ölçüleri ön plana çıktı. Ön plana çıkınca Mekke-i Mükerreme ile Kudüs 2500 kilometre, en hızlı vasıla at ve deve, o da 70 kilometre süratle gidiyor. Bu mümkün değil dediler. Ya akla vurunca bu çıkar. Halbuki orada akıl değil, Allah-u Teala'nın kudreti devrede. Allah-u Teala'nın kudreti devrede. Mesela kağıdı suya atarsan ne olur? Akıl der ki ıslanır. Islanmıyor. Ya olur mu canım sende falan? Islanmadı arkadaş. Şimdi Tebzi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri'nin kitaplarını attı suya. Hiçbir şey olmadı. Kupkuru da çıktı. Hadi akılla izah et bunu. E canım tabii orada falan filan. Tabii orada değil. Onu da inkar edeceksin onu sana. Reddedeceksin. Ben görmedim canım. İşte öyle anlatılıyor. Hikayedir canım falan diye başlarsın ucundan kıyısından. Nefsin seni aynı şekilde inkara sürükler. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri de Hazreti Fakir Adelatan Hazretleri'nin soyundan gelen bir zattır. Bocalamıştır. O zata aittir o söz. Aklıma attım, hocama kavuştum diye. Akıl bir yere kadar götürür. Ve sınırlıdır, ölçülüdür. Her şeyi kavraması imkan dahilinde değil. Hele Miraç gibi bir hadiseyi kavraması hiç mümkün değil. Ahirette alakalı. Akıl ne getirecek, ne götürecek? Aha gözünün önünde işte. Adam ölüyor, tekmeliyorsun hareket. Duyar buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sıcak suyu bedenine döktüğün zaman ölünün, onu hisseder, ızdırap duyar. Buz gibi soğuk suyu döksen onu da hisseder buyuruyor. Yok canım senden mi? Döküyorum döküyorum, adam kıpırdamıyor, ses bile vermiyor falan. Vermiyor, doğru. İşte bakıyorsun, böyle kör kör bakıyorsun. Ondan sonra da bu neticeye varıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben akıllı her şeyi izah ederim. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Dolayısıyla Miracı Ehl-i Sünnet alimleri o sözüyle çok güzel bir şekilde izah etmişler. Akıl şey, Miraç iman işidir. Akıl değil. Akılla izah etmeye kalktığın zaman zaten bocalıyorsun. Kanıyı da deviriyorsun. Onun için dönüm noktasıdır ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Gerisin geri tekrar dünyaya getirildi. Ve tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zevki tattığı için Allah-u Teala Miraç'ta beş vakit namazda emretti. Namazda namaz müminin miracıdır. Hadis-i şerifini İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri açıklarken buyuruyor ki dünyada Allah-u Teala'yı görmek mümkün değil ama Allah-u Teala bu ümmete ihsanen namazda görür gibi bir hal ihsan ediyor. İşte böyle bir kıymetli gece. Yarın akşam idrak edeceğimiz. Cenab-ı Hak inşallah Teala hakkımızda hayırlı eyler efendim.